havacılık gazetecisi olarak tabii ki birçok uçakla ilgili haber yapıyoruz. Bu uçakları tanıtıyoruz, helikopterleri tanıtıyoruz ama arkamda görmüş olduğunuz F-4'ün benim açımdan çok ayrı bir yeri var. 1984-92 arasında Eskişehir'deyken 8 yıl boyunca o F-4'lerin J-79 motorlarının yırtıcı sesleri kulaklarımızda böyle bir hoş seda olarak kaldı. Ve bu uçaklar benden bir sene, benim doğumumdan bir yıl önce 1974'te ilk olarak hizmete geldiler. Ve halen başarıyla Türk Hava Kuvvetleri tarafından uçuruluyor. Malum bu F-35'ten sonra ekstra uçurmak zorunda kaldığımız birkaç yıl daha var bu uçakları. Fakat şöyle bir uçağın etrafını dolaştım. Bakım ekipleriyle sohbet ettik. Buradaki halka açık bir yer sonuçta burası. Teknofest'te herkes edebiliyor. Gerçekten uçağın durumu bu bakım ekibinin çok gayretli bakımlarıyla gerçekten bebek gibi bakıyorlar uçaklara. Aynı şekilde pilotlarımız çok tecrübeli. Çok uzun yıllardır binlerce saat bu uçakla uçmuş ekipler halen uçuşlarına devam ediyor. Bazen F-4 ile ilgili videolarımızda bir şeyler söylediğimiz zaman arkadaşlarımız diyorlar ki işte bunlar uçan tabut. Benim gençliğimde F-100'lere derlerdi uçan tabut. F-104'lere dediler. Şimdi tabii yıllar geçti. O iki uçak modeli envanterden çıktı. F-4'e diyorlar. F-4'ler uçan tabut değil arkadaşlar. Bunları söylerken bu uçaklarda görev yapan insanların ailelerini etrafında düşünün ve bunlara dikkat edin. Bugün F-4'e 2020 uçakları Terminator adı veriliyor. Gelişmiş radar sistemleri, atış sistemleriyle terörle mücadele başta olmak üzere birçok operasyonda başarıyla görev yapıyor. Attığını vuruyor, çok özel mühimmatları koruyor, kullanıyor. Daha doğrusu Türkiye'de geliştirilen Roketsan'ın, TÜBİTAK, SAGE'nin geliştirdiği birçok mühimmat uçaklar için tabii önce F-4'lerde kullanılıyor. Niye F-4'lerde? Çünkü bu uçağın bütün bilgisine erişim yetkimiz var. Yazılımına dokunabiliyoruz, müdahale ediyoruz ve bu mühimmatlar açılıyor. O yüzden de F-4'ler çok önemli. Şu an F-4'e 2020'ler sadece Eskişehir'de 1. Anajet Üs Komutanlığı'nda 111. Filo tarafından kullanılıyor. Uçakların bir kısmı Malatya'da, bir kısmı Eskişehir'de ve gerçekten halen çok aktif bir rol oynamaya devam ediyor. İsterseniz şöyle bir uçağın da etrafını dolaşalım. Biraz sağına soluna bakalım. Sizler de bu görüntüleri paylaştığım zaman sizlerle siz de göreceksiniz. Gerçekten buraya gelen F-4 uçağımız tabiri caizse bebek gibi. Bu uçakta ayrıca farklı bir kuyruk tasarımı yer alıyor. Teknofest için özel yapıldı. Bu kuyruk tasarımında da bugüne kadar F-4 kullanan tüm filolar, Eskişehir'deki 111, 112, 113, 113'er F-4 kullandı. Malatya'da 171, 172 RF-4 kullanan 173, Konya'daki 132. filo dahil ki 132 şu an E7T Barış Kartalı uçaklarına sahip, bu uçaklar başarıyla uçmaya, onların böyle geçmişine doğru bir bir flashback yaparak, bir anı yaparak bu özel kuyrukta yer alıyor. Uçağın da amblemi Spook olarak adlandırılan bir cadı görüntüsünde bir, aslında çok tatlı da bir figür. O figürde de böyle uçağın geçmişine güzel bir selamlama yapılmış. Uçağın kuyruk sistemiyle ilgili olarak da bu yapılan tasarımda da özel hava yollarına gerçekleştirilen sticker buraya uygulanmış şekilde. Umarız bu uzun süre korunur. Çünkü ekip dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu F-4'ü daha uzun yıllar görme şansına sahip oluruz. Emniyette de uçarlar.
Thank you.